Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, zamanı yapmak için zamanımız var mı? Zamanımız varmış, öyle mi? Üç tane ayrı ayrı yazı var. Kaleme almışım. Bunların bir kısmın iki tanesini almaya da kalem almışım. Daha çok uçakta aldım bunu. Diğeri dağda almışım. Zaman. Zamanla kelam beni çok alakadar ediyor son tarihlerde. Çok meşgul eden bir mevzu. Kelam hele niye bu kadar şey yapıyor bilmiyorum. Kelama ait son bir cümlemiz vardı bizim. Onu da söyleyeyim. Çok hoşuma gidiyor benim. Mesela kızdığımız kişiye İlk önce ceza olarak kelamla ceza veriyoruz. Konuşmama cezası. Demek ki konuşmamak ceza ise konuşmak nimettir. Konuşmak nedir? Kendini paylaşmaktır. Zaman. Saat zamanı gösterir ama zamanın ne olduğunu göstermez. Zamanı gösterir. Zamanın ne olduğunu göstermez. Herkese farklı akar zaman. Zaman sabit değil. Kim ne dedi bilmiyorum felsefecilerden veya. Benim bunlar tespitim. Mesela uçakta korkan veya sevmediği işi yapan, sevmediği kişilerle veya yerde oturan zamanı çok yavaş akar. Sevdiği işi yapanlar, tarlada çalışıp sevdiği iş yapan, mesela iş yapan, zaman çok çabuk akar. İşte insanların münakaşa etmelerinin sebebi, yani bunun ehilleri, zaman herkese buna farklı, buna farklı olması anlayış veya tesirden mi, hariçten de mi böyle hızlı akar? Hariçten de böyle olduğunu düşünüyorum abi. Çünkü meratibi hayat farklı ya. Mesela bu tarz duygular içerisinde giren insanlar daha çok maddeye yaklaşıyorlar demektir ki, mesela taşa doğru geldikçe, taş veya ağaca doğru geldikçe zaman daha yavaş işliyor. Bir ağaç binlerce sene yaşayabiliyor, bin sene yaşayabiliyor bir ağaç. Aynı şekilde meleki hayata doğru gittikçe sanki daha hızlı akıyor. Ve az zamanda çok iş yapman da mantıklı olsa gerek yani. Çok ilginç bir şey söyledin. Yani ilginç, burada not var da, maşallah yani notum var. Buna ait böyle bir tespitim vardı ve şöyle diyordum gerçek. Sen ağaç misali verdin. Ben ne dedim biliyor musun? Cinler 700 ve 900 sene yaşıyor. Ama bir kelime öğrenmeleri için bir aylar alıyor. Neye benziyor? Bir Fatiha okuyan bir tip düşünün. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim deyip gidiyor. Aynı Fatiha'yı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böyle okusa bir saatte okur. Ama aynı şeyi okudu. Arasını açtı. Zamanın arasını açtı. İşte zamanı, oradan gireceğiz de. Şimdi tık var ya tık, saniye, tık. Bir bu uç, bir de bu değil mi? İki ucu vurmanın adıdır. Tamam mı? Hareketin sesidir o. Zamanın sesi değil o. Tık. Tut burayı. Tık yapma da bunu. Tut böyle. Tuttun mu İrfan? Vurdu ya burayı. Burayı da tut. Tut. Aç. Aç, 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 aç. Gir içeriye. Ne yaparsan yap. Asırlarca yaşa, bir saniye. Buranın bir saniyesi, oranın asırları. Okuyayım. 900-700 sene yaşıyor cinler. Çınar ağacı yaşıyor senin dediğin gibi 700 sene ama hala kerestedir. Herkese farklı akar zaman. O zaman aynı zamanda imiş gibi olsak bile, hepimiz aynı yerde olsak bile... İşte mucize burası, garip olmasının sebebi bu yani. Hepimiz
O zaman aynı zamanda imiş gibi olsak bile, 2015'te ikimiz yaşıyoruz ve aynı yerdeyiz, olsak bile herkesin zamanı ayrıdır. Tarihi ayrıdır. Kimisi geçmişte yaşıyor şimdi. Gelecekte yaşayanlar var. Dünyada ahireti yaşayanlar var. Kadınsa erkeği, erkekse kadın yaşayan var. Genişlemiş, zaman içine girmiş yaşayanlar var. Zaman darlaşmış. Yani yoğunlaşmış, geçmiyor. Bunu uçaktan korkan ile yerde bir şeyler yetiştirmek ve zamanı yetmeyen bir çiftçi kişiler arasında kıyas edilerek anlaşılabiliyor. Uçaktakinin zamanı pek de geçmiyor. Sanki durmuş. Yani zaman anlayışı sakın algısı demeyin. Nurcular algı dedi mi bana ağır mı geliyor. Zaman anlayışı tesiri ruhadır. Bedensel eylemdir. Beden bir şey değil. Zaman anlayışı ruhsaldır. Yani ruhsal aldığın tesire göre senin zamanın geçiyor. Yani bedensel bir hayatın peki bedene tesir etmiyor mu? Peki söylüyorum. 50 yaşında iki kişi düşünün. Niye bir tanesi 60 yaşındaki gibi gösteriyor? İkisi de aynı zamanda yaşadı. Zamanın tesirini için farklı görüyor musunuz? Hiç bunu düşündünüz mü? Nurcular genelde daha genç gösteriyor. Genç gösteriyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Birisiyle tanıştım nüfusta. Şimdi sanki samimi söylüyorum. 65 yaşında. 65 yaşında. Oysa 65 doğumlu. Benden 2 sene okuyor. Bir görsen ya. Hayatın çilesi deniliyor. Yani zamanın herkese yaptığı tesir farklıdır. Bakın simasına. Mesela ona ait bir örnek vereyim. 1983 biz mektepte okuyorduk. Ankara'da cereyan eden bir hadise. Ankara'da Kurdoğlu abinin oralara biz talebeyken Zeki abi götürüyordu. O zaman Emek'te kalıyorduk Mehmet abinin yanında. Biz o zaman cereyan etmiş bir hadiseyi dershanede anlattılar. Hiç unutmuyorum. 83 veya 82. Bu şey varmış, site, sanayi. O sitede çok önemli bir şey anlatıyorum. Çok ilginçtir ama. Zamanın insan üzerindeki tesiri. Düşüncenin zamana, zamanın düşünceye. Dolayısıyla düşüncenin bedene, zamanın bedene yaptığı tesire bakın. Uzunluğuna, kısımına bakılmaz. Bu keresteciler sitesi varmış. Fırın varmış. Keresteler geliyor. Kalıplara konuluyor. Büzüşmesin diye. Böyle tabut gibi. Kereste kururken, kuruyunca büzüşüyor ya, büzüşmesin diye kalıba koyuyorlarmış. Böylelikle fırına veriliyormuş, bilmem ne kadar. Ona fırınlama deniyorlarmış, bilmiyorum. Böyle bir şey varmış. Orada çalışan çıraklar var. Çalışıyor. Sen ben çalışıyoruz. Çok önemli bir şey bu. Çıraklar tabii patronlar, ustalar gidince temizlik yapıp dükkanları onlar kapatır. Ve ben çıraklık yapmışım. Tamirhanede, oto tamirhanesi çok yapmışım. Ondan sonra sabahleyin de bunlar açar. Her şey hazır. Adam çeketini geldiği zaman patron veya ustalar çeketini asar hemen tamire başlar. Yani öyle meşgul olmaz. Temizlik yapıyorlar bitişik dükkanlar. Hepsi keresteciler, hepsi çıraklar. Birbirleri tanıyor, oynuyorlar. Şaka yapıyorlar falan. Temizlik yaptıktan sonra. Derken o tarihte çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'de hesap makineleri çıkmıştı. Vardı ama Türkiye'de yani genel değildi. Bize okulda birbirimize özenirdik. Hesap makinesi vardı böyle. O kadar cebimize giderdik hesap makinesi sahibi olmak. İşte o tarihte bir de düğmesine basıp saatin lambasını göstermesi. Ne anlatacağım için anlatıyorum. O tarihte parmakla gösteriliyordu ona buna. Yani ışıklı saat olmak. O zamana kadar fosforluydu. Bu çocuklardan
Birkaç kişi de düğmeye basıp saatle göster yapar. Yani ışık. Şimdi oynarken bu çocuklar takta şimdi sönmüş ya. Çünkü gündüz ortası belli bir saatten sonra fırın söner. Oynarken bir tanesini içine koyuyorlar. Ya yapma falan oynuyorlar ya. Aa keresteymiş gibi fırına sürüyorlar. Ama yanmıyor ki yani. Şaka da biraz sonra. Ya bağırıyor ama kalıba koydun mu böyle? Çocuk olduğu için ancak şöyle kaldırabilirsin. Büyük bir kereste girebilecek. Yapma etme falan dedi ama fırın yanmıyor zaten. Aa oynuyorlar. Sonra da çıkartacaklar da gidene kadar hapsettik yani. Unutuyorlar. Çocuğu unutuyorlar. Bu çocuğun elinde de lambalı saat var mı? Bu çocuk burada çalıştığı için kaçta yanacağını biliyor mu? Biliyor. Bunlar çekip gidiyor. Bağırsa da çağırsa da bir bakmış saate bunlar gitti çünkü. Dalma saati. Ne çocuk ne yaptı? 14 yaşında. Yalan olsa 14-13 o civarlarında. 14-13 yaşlarında çocuk. Basıyordu saate. Şimdi bu saatte kalmazlardı. Bitti. Gürültü de yok. Unuttular. Çok iyi biliyor ki daha kimse çırak açmadan bu dükkan, diyelim ki 7'de açılacaksa, 6'da otomatik olarak giriyor, yanıyor, ısınıyor. Ve yanacağını biliyor. Basıyor, keşke saat olmasaydı. Saat, saat düşüncesini, düşüncede bedenini nasıl değiştiriyor? Bakıyor, yanmama 6 saat var. Yanmama 5 saat var. Yanmama 4 saat var. Yanmama 3 saat var. Yanmama 2 saat var. Derken o çocukların içinden bir tanesi rüya görüyor. 1-2 saat kala. Hemen fırlıyor, babasını uyandırıyor. Baba böyle bir şey yaptık, hemen kurtaralım. Düğmeye basalım. Yani düğmeyi de hemen çıkartalım düğmeyi. Ama iş işten geçmiş oluyor. Fırın yanmıyor ama evet fırına yetişiyorlar. Fırın patlamadı fakat çocuk bitmiş. Niye? 6 saat... 5 saat, 4 saat, 3 saat, 2 saat. Saate bak. Bu çocuğu bir çıkartıyorlar ölmüyor. Daha bir şey yanmamış. Hiçbir şey olmamış. Fakat bu saat azalması, ölüme yanma ile gitme düşüncesi sanki diyorlardı ki 80 yaşında olmuş. Kemikleri aynı 80 yaşındaki ihtiyar gibi sinirleri olmuş. Saçlar dökülmüş. Kemikleri erimiş. Tamamen 80 yaşında bir görünüme girmiş. Otomatik hemen emekli yapmıştı. Peki 6 saatte 80 saniyelik tesir. Kur'an'da misal verelim. 26. lemada var. Ahir zamanı gören yaşlıdır diyor. Hatırladınız mı? Harbi ümmiydi. Ahir zaman. Harbi ümmiydi. Yaştan. Hadiseler insanı bazen genç tutuyor. Unutmayın. Gördüğünüz bir hadise seni 10 sene ihtiyarlatıyor. İhtiyarlatan veya şey yapan insanın çalışması bedensel bir hayattan değildir. Bedene yaptığı tesir düşüncelerdir. Zamandır. Zamanın eşyanın üzerindeki tesir azimdir. Ya zaman eşyaya tesiri hayatın meratibine göre olur desek nasıl olur? Hayatın meratibine göre olur. Hangi hayatın meratibindeyse eşyanın işte zaman tesiri ona göre olur. Mesela diyelim ki bir hayvansal bir hayat var. Değil mi? Bedensel yani. Bir de dimağdaki bir hayat yaşıyorsun. Kalbi bir hayat yaşıyorsun. Kalp ve ruhun derece hayatı var. Bir kalbin hayatı var, bir de ruhun hayatı var. Tamam? Şimdi ruhun derece hayatına girdin mi senin zamanın ruh seviyesinde geçiyor. Mesela diyor ki ehli hakikatin sohbetinde zaman, mekan, mani olmaz. Zaman girmiyor mesela. Zaman hiç geçmiyor. Sonra Hasan, rabıta-i Kur'aniye ve imaniye onları birbiriyle konuşturuyor. Rabıta-i Kur'aniye. İşte mesela buna mesela misal şu, sabah namazın imsakla güneş, yani sabah namazı kılma vakti kaç saattir toplam fıkıhtaki ölçü? Kaç? Evet, 1,5 saattir. Akşam namazı ile yatsı arası 1,5 saat, aynıdır. 1,5 saatte Kur'an biter mi? Bitmez. Bitmez. Yok, kardeş 30 cüz ya. İmam Azam imam olmuş. Kur'an'ı hatmetmiş iki rekat namazda. Yani imsak girdi, bitirse bile namazda olsa, hiç sünnet kılmasa bile 1,5 saatte
Olmaz. Bastı zaman. Yani tık saniyeye soktu elini tık. Soktu böyle. Tık soktu elini. Ardı. Girdi içeriye. Elhamdülillahi Rabbil alemin elif la mim zaniken kitabuna rayben fi diye Kur'an'ın başına girdi. Nas'tan çıktı. Arkaya geçti. İşte biraz önce oku. Niçin? Bu anlattım ona ait. Oku okuduğun yeri. Ehli hakikatin sohbetine zaman. Ehli hakikatin sohbetine sayfa kaç? Sayfa 5 abi Kastamonu. Ehli hakikatin sohbetine zaman. Mekan. Mekan. Manu hükmünde biri şartta, biri garpta, biri dünyada, biri berzakta olsa da davutay Kur'aniye ve imaniye onları birbiriyle konuşturur. Çünkü mazi ve mustakbel denilen şey mekan değildir. Zamanla alakalıdır. Mazi, müstakbel, hal sözlerimiz, sözcüklerle ifade ettiğimiz mana zaman anlayışımıza göre değişkendir. Zaman da Denizli, Edirne, Hatay, Rize, Der esmasına değiniyor. Buna azami derecede mazhar olmak, dünyadaymış, ahiret demiş, dün, bugün, yarın, böyle bir şey yok. Yani dünyada ve kabir, ya bu konuşmalar şeye aittir. Mekansal değildir. Zaman anlayışına göre. Abi, sizin de, mesela Berzah'ta Hafız Adran Rahmetullah Aleyhi her gün manen yanımızdadır. Evet. Ya yani maddeten atomik değil de yanımızdadır. Çünkü ölmüş evliyaların bir kısmı demiyor. Çoğu cismi misalileriyle dünyadadırlar diyor. Metvat 57'de. Hani bu kadar şey yaptıktan sonra zaman bir esma olduğunu, bu esmaya mazhariyetle senin zamanın değişeceğini, zamanın kaç boyutu var? 6 boyutu var. Zamanın 6 boyutu var. Bunu nerede anlatıyor? 17. sözde bir de şu alar 29. Lema-i Arabi var ya, felsefe nazarıyla sağa baktın, zamanın yaptığı tesir, iman geldi diyor. Sola baktım, öne baktım, öndeki zaman, arkadaki zaman, üstteki zaman, aşağıdaki zaman, 6 boyutu var. Onun için zamanın 6 boyutu olduğundan hangi boyutta? Mesela bugünkü fennin ve insanların meşgul olduğu zaman 2'dir. 2 boyutludur. İstikbalden hale uğrar, maziye dökülür. Zaman böyle akar. Öyle değil mi? Yani o zaman nedir? Soldan sağa akar. Yani sol istikbal değil mi? Sol istikbaldır. Sağ mazidir. Öyle diyor Risale'de. O zaman istikbalden hale uğrar, maziye dökülür. Onun için Üstad Hazretleri zamana kah nehir diyor. Kah şerit diyor. Nehir, şerit, ip. Bir tane daha var. Bir tane, 4 tane olacak. Zamana nehir, şerit, İp, zaman denizi, deniz, zamana da deniz diyor. Bir iki tane de var galiba zaman. Neyse bakayım. Uçakta oraya okuduk. Bir şeyler yetiştirmek veya zamanla yarışan için zaman çok çabuk yakalanmaz şekilde akıp gidiyor. Zamana zaten akan bir şey demişler. Zamana nakit falan demişler. Yani bir vücut harici vermişler. Burada zaman tek yönde hareket ediyor burada. Yani istikbalden hale uğruyor ve maziye dökülüyor. Bu nedenle olayları tek yönden izliyoruz. İzlemek zorundayız. Hayvaniyet olduğumuz için istikbalden hale uğrayacak, maziye dökülecek. Ama kalbin ve ruhun derece hayatı yok daha. O başka bir hayat. Abi mahluk olduğu gözüküyor. Zıtlar var içinde o zaman. Tabii. O zaman vücudiden Adem'e yaklaştıkça bu zaman hızlanıyor. Mekan da kalkıyor. O zaman Adem'e doğru gittikçe, içtiğini bildikçe böyle bir şey yok. Arkasına geçiyorsun. Hı-hı. Zaman olmuyor orada. Çünkü belirleniş yok ki. Devam edeyim. Yani istikbalden hale uğruyor ve maziye dökülüyor. Bu nedenle olayları tek yönden izliyoruz. Tersine bakamıyoruz. Mesela tersini düşün. Maziden istikbale git.
ahirette bu olacak. Şu anda yaptığımız ameller ahirete gitmiyor mu? Haşir meydanına dökülüyor. Peki biz yaptığımızı görmeye gitmiyor muyuz? Yaptığımızı görmeye gidiyoruz. Peki yaptıklarımız geçmiş değil mi? Geçmişimiz aynı zamanda haşire döküldüğüne göre, haşire gittiğimize göre geçmişimize gidiyoruz. Ustad şöyle bir misal veriyor. Karşınıza diyor, karşınıza bir endam ayna koyun. Büyük. Yolunuzun üzerinde olacak. Ona gidiyorsun. O kim? Aynadakiler. Arkan değil mi? Aynayı oraya koyunca ayna nereyi gösterecek? Arkanı gösterecek. O zaman o gördüklerine yürümek, geçmişine giderken geleceğine yürüyorsun. Bir yere gitmiyor oluyorum abi. Bak, bir yere gittiğin yok. İstikbal, hali uğrayıp çekip gidiyor. Sen onaylayıp reddediyorsun. Bir yere gittiğim yok. Bak, bir daha söylüyorum. Geçmişine giderken geleceğine yürüyorsun. Geleceğe yürünüyor, geçmişimize gidiyoruz. Her şey aslına rücu edecek demiyor mu? Ki aslımıza rücu ediyoruz. Olay bitmiş, her şey bitmiş de. Biz biten şeritleri topluyoruz. Şimdi filmi topluyoruz. Kim ne anlatıysa. Bu şu çok önemli. Zamana tersinden bakamıyoruz. Ama kişi buna başarabilir. Kişi bunu başarabilir. Yani bu ne diyecek ya? Diyecekler çoğu bana, fizikçiler. Zamanı tersten seyretmek. Başarabilirsin bunu. Herkes tek yönden olayları izlerken birileri, aramızdan birisi başarsa bunu, maziden istikbale baksa, başka taraftan da izleyebilir ve izlese ve bize bir şeyler dese, şaşırırız diyeyim ve dünyanın delisi olur. Fizik kuralları geçmiş ve gelecek zamanlarda bir ayrım yapmıyor. Fizik kuralları geçmiş ve gelecek bir kurallarına göre ayrımı yoktur. Geçmişteki kuralla gelecekteki kural aynıdır. İkisi de yok şimdi. Ama geçmiş neredeyse gelecek de oradadır. Geçmiş neredeyse gelecek de oradadır. Çünkü bizim lisanla söyleyelim. Refi Mahfuz'un iki defteri var. Bir Kitab-ı Mübin, bir de İmam-ı Mübin. Kitab-ı Mübin hazır zamana bakar. İmam-ı Mübin mazi ve mustakbele bakıyor. Değil mi? Doğru. Mazi ve mustakbelin cemi İmam-ı Mübin'dir. Mustakbel neredeyse mazi de oradadır. Aynıdırlar yani. Ne kadar yukarı kalacaksan, değil mi? İşte bir de yani. He, o kader risalesini doğru, onu iyi hatırlattın. Yuvarlak bir ayna ama yuvarlak olacak. Çünkü Kur'an'ın hiçbir harfi köşeli değil. T, L gibi. Ve mevcudatta hiçbir şey köşeli değil. Hep elipstir, yuvarlaktır, kavistir. Dolayısıyla kadere de şey diyor, yuvarlak ayna, tut buraya, burayı gösterir. Burası geçmiş, burası gelecek. Tut burayı gösterir. Kaldır, 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 kaldır. Üçünü alır mı? Alır. Yuvarlak olduğu için, köşe olmadığı için sağ, sol yoktur. Hepsi aynıdır. Köşe onun için önemli. Mazi, müstakbel, hepsi aynı yerde. Bak indir, şimdiki zaman. Kaldır, 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 kaldır. Üçünü alır mı? Alır. Hangisi mazi müstakbel? Buradadır mazi müstakbel. Bu aynada yoktur. Aynada üçü bir anda yere göre. Yuvarlak olduğu için öncesi, arkası, sonu var mıdır? Yok. Ha, bu ayna ruhtur. Ruh ve akıl, içsel donanım. Ne kadar olaylardan sıyrılırsan senin için zaman dün bugün eşit olur. Ruhun derece hayatı diyor. Evet. Devam ediyorum. Zaman tekamül kanununun motoru gibi. Tekamül kanununun motoru gibi. Her şeyi oraya taşıyan nehir gibi. Her şeyi oraya taşıyan şerit gibi sanki. Zamanı ortadan kaldırırsak tekamül durur. Motorla iş yapıyorsunuz. İnşaata harç çıkarıyorsunuz.
Teleferikli insanlar şey yapıyorsunuz. Fabrika çalıştırıyorsunuz elektrikle, motorla. Motoru kaldırın. Ha, varlığın motoru zamandır. Garip ama zamanında, bak garip ama zamanında benim ilk düşüncelerim, sonra gördüm altı olduğunu. Garip ama demişim, çünkü beni kabul etmeyecekler, beni deli diyecekler diye bu notu koymuşum. Garip ama zamanın evvel, ahir, zahir ve batın tarafları vardır. O iki nasıl ekledin abi? 4 şimdi 6 demiştin ya. Şeyde 17. sözde sağıma baktım diyor. Bakılabilmesi için var. Bir şey varsa orada hem mekan var hem zaman vardır. Çünkü ikisi ayrı olamaz. Bu evvel ahir gibi bunlar içinde. Sağ sol. Ama bir de alt var bir de üst var da. Giriyor. Ama iki tane de ekliyor. Alt ve üst. Kur'an'da şöyle diyor. Zamana tabidir şeytan ama iki boyutta tabi değildir. Onu oraya girersen, o boyuta girersen şeytanın tesirinden çıkıyorsun. Kur'an şöyle diyor. Mealen söylüyorum. Şeytan diyor sağınızdan yaklaşır diyor. Diyor mu? Diyor. Solunuzdan yaklaşır diyor. Önünüzden yaklaşır diyor. Arkanızdan yaklaşır diyor. Şeytan dört yönde. Bunun karşısına evveluhu çıkaracaksın. Ahiruhu, zahiri, batın. Buna direnebilirsin. Üstten ve alttan yanaşır demiyor. Yani şeytan üstünüzden yanaşır. Şeytan üstünüze yanaşır. Aşağınızdan yanaşır demiyor. O zaman insan şu iki kanada girdiği zaman şeytanın tesirinden çıkıyor. Şeytan yok çünkü orada. O iki yönde şeytan yoktur. Nedir o? Ha, söylemiştim, hatırlar mısınız? Birisi secde abi. Secde derken demişti de. Peki, onu bir bakın o zaman. Öyle çok dediğimiz için unutuldu. Unutuluyor gene. İki yön. Ha, bir tanesi o. Ha, vahyin içine girersen nokta istinat. Ötekisi de nokta istimdat. Sünnet kaldı gibi yani. Sünnet işte. Yani bu nedir? İtikadına ve sünnet-i seniye. Zaten iki şey söylüyor. Takva nedir? Yani hayattan ve günahlardan. Tamam ama bir şey dedi. Zırh. Değil mi? Zırh mı? Peki. Peki takva ve bir de sünnet-i seniye. İçi ne diyor? Ayrı ayrı diyor. Hangisi siper ve zır? Takva siper. Takva siper midir? Zırh mıdır? Zırh diyor abi. Siperin sünnet-i seniye. Siperin sünnet-i seniye. Ha. Takva ve sünnet-i seniye. Silahınız istiğfar istiyazı. İstiğfar ve istiyazı. Hıfzilahi ilticadır. Ne? İstiğfar, istiyazı, hıfzilahi ilticadır. Ha. Üç tane. Hıfzilahi ilticadır. Yani bu iki yöne giremiyor. Peki bir uygulayayım biraz daha. Daha muşakası olsun. Takva meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Nedir o? Meniyat, haram anladık. Takva meniyattan ve günahlardan. Gittin nereye sorarsan sor, meniyatta günah diyecekler herkes. Öyle değil mi? Meniyat günah değildir kardeş. Günah olsaydı bunu eklemezdi. Kuvvetlendirmek için. Ya bırak temin etme işte. Araştır. Araştır. Helalı terk. He? Helalı terk etmek. Yok, helalı terk edin mi yapacaksın? Yaşayamazsın. Yok şey diyor. Hani mesela diyor abi. Dünyanın hakimiyeti ne olursa olsun lezzeti terk etmek evladır. He işte bu. Ama bu şey. Bu haram malum şeyler. Haram. Takva, meniyattan ve günahlardan içtenav etmek. Haramı biliyoruz. Belli şeriatta. Bu meniyat ise dimağın işgal altına alan doğru düşünceye mani olan, ilham ilahi gelmesine mani olan şeyler, bağlantılarımız, terk et. Adaveti terk et. Gururu terk et. Kibri terk et. Tiryaki terkler, terkler. Manayı harfini, manayı ismini terk et. Bak mesela.
Oradaki yer değil mi abi ya? Bu aşağıya baktığım zaman bana çıkıyor değil mi? Evet. İstanbul'daki yerde. Hani def işer celbire saracidir. Evet ha işte. O. Yani tekleri yapacaksın. Tek. Neredeydi bu? Bulursam. Teklerle günahlar arasında ne fark var abi? Tekler, bak okuyayım ondan sonra. He? Günahlar da yapmamakla terk ediyorsun. Ha. Mesela şeyde ikinci lemada ne diyor? İkinci lemada? Günah için ne diyor? Günah kalbe işleyip sihman. Başka? Birinci lemada mıydı? İbadet iki çeşittir diyor. Benim müsbet, benim enfi. He. Bak 195 demiş. İkinci lemada. İbadet neymiş? Menfi ve müsbet. Menfinin üspeti, menfi ibadet olur mu? Olur diyor. Ya oluyor demiş. Bak terkleri okuyayım. Bakayım harama hiç benziyor. Allah namına olmayanları terk et. Aşk-ı mecazi terk et. Zevk-i mecazi terk et. Heva nefsini terk et. Siyaseti terk et. Menfi taassupçuluğu terk et. Menfi milliyetçiliği terk et. Eneyi terk et. Enaniyeti terk et. Avrupa malzemeleriyle İslamiyet-i Mudafa'yı terk et. Ondan sonra tembelliği terk et. Yani bayağı sayıyor. Şirk ve iştirakı terk et. Ondan sonra bak buraya kadar gelmiş. Medeniyetin fazlati icablarını terk et. Kışrı terk et. Umumu el atan esasatı kaybeden onu terk et. Adaveti terk et, tafsilatları ve hayatın detaylarını terk et. Şahsi menfaatını terk et, sefaatı terk et. Bunları da terk ettim olan ne büyük adamım, bu terkleri de terk et dememek için. Terkte böyle çalışıyor. Bak haram mıymış? Okuyorum. Bu kadar bazıları der ki çok detaylandırıyorsun. Bir şeyin mevzunun ehemmiyetini bilen fazla misal veriyor. Çünkü kavransın diye. Devam ediyorum. Zaman, tekamül kanununun motoru gibi her şeyi oraya taşıyan nehir gibi, şerit gibi sanki. Zaman ortadan kaldırın sanki tekamül durur. Garip ama zamanın da evvel, ahir, zahir, batın tarafları vardır. Zamanın batını zamandır. Zamanın zahir tarafı ise mekandır. Yani mekan donmuş zamandır. Yani batının vücudu haricisidir. Böyle bir tanımlama bir yerde göremezsiniz. Göremezsiniz, mümkün değil. Zamanın da batını vardır, zahirisi vardır. Esma olduğu için. Esma mıdır zaman? Evet, o zaman evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batınısı olması lazım. Dehr. Dehr ya. Denizli, Edirne, Hatay, Rize dedik ya. Dehr. Dehr. Zaman esması. Bunun da evveli, ahiri, zahir, batınısı var. Ha, en basitiyle zahirisi var, batınısı var. Zamanın zahirisi mekandır, batınısı zamandır. Yani mekan donmuş zamandır. Yani zamanı dondurursanız mekan olur. Buzdolabına koyarsanız. Yani batını vücud haricisidir. Çünkü mekandan zamanı kaldırırsanız mekan denen bir şey kalmaz. Tıpkı buzdan suyu kaldırmak gibi. Şöyle bir misal vereyim. Ehli fensiniz. Proton. Elektron dönüyor mu? Elektron ile proton arasındaki boşluk ne kadardır? İlk çizgideki, yani protonun ilk elektron dairesi, ilk geçenlerin dairesi arasındaki mesafeyi söylüyorum. Protonun büyüklüğüne göre ona en yakın olan elektron arasındaki ara boşluktan bahsediyorum. Ehli fizik der ki, protonu misket kadar kabul edin ve Londra'ya koyun. Ona en yakın olan elektronun geçeceği güzergah, yörünge.
Yörünge diyor mu? Güzel gel diyeyim. Yörünge İstanbul'muş. İstanbul ile Londra arasındaki boşluk kadardır. Protonla elektron arasındaki mesafe. Ondan sonraki ikinci yörünge, üçüncü yörünge değil mi? Peki ara boşluğunu düşünün. Bu ara boşluğu. Şimdi iyi dinleyin. Zaman kalkarsa mekan yok olur anlatıyorum. Bu dönüyor mu bu elektron? O zaman atom olmuş. Proton etrafında elektron dönünce atom oldu. Ve atomlardan müteşekkil mekan oldu değil mi? Bu atomlardan olmuş. Peki ben bu elektronu durdursam ne olur? Proton onu ne yapar? Çekirdek. Çekirdek onu yutar mı? Yutar. Donduğu için merkez kaç kuvvetiyle belirli yerde kalmış. Merkez kaç kuvvetiyle çekiliyor? Dönme ile merkezden kaçıyor dışarıya. Orada tutan bu hızdır. Bunun hızı da saniyede 40 bin kilometre hızla dönüyor. Ekvatorun uzunluğu kadar. Biz bu elektronun zaman hareketti ya. Zaman hareketti. Durdur bunun hareketini. Merkez çekti mi? Bu boşluklar kalktı mı? Mekan denen bir şey yoktur. Yani mekan zamanın dışa vuruşudur. Bir daha söylüyorum. Mekan hareketin dıştaki görünüşüdür. Yani proton etrafındaki elektronlar dönüyor mu? Dönerek burada durabiliyor. Dönmese buradadır. Kayyumiyet ismiyle beraber çalışıyor. Evet, kayyumiyet tabii. Bütünlüğün adı kayyumiyet bu. Şimdi buradaki espriyi anladınız mı? Bu elektronun burada durabilmesi için bu hızla dönmesi lazım. Bu hızı kaldırırsanız bu elektron nerededir? Herfan? Doğru abi. Çekildi mi abisi? Bu da çekildi. Bütün merkeze çekilince kim kaldı ki burada? Dışarıda kimse kalmaz. Hepsi merkezde oldu. Herkes demek ki. O zaman ne oldu? Sıkıştı. Bu kara delik. Mekan yoktur. Mekanı oluşturan eşyanın hareketidir. Yani elektronun hareketiyle burada bir yer gözüküyor. Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Abi dedi, protonla, çekirdekle elektron arasında bu kadar mesafe varsa, İstanbul'la Londra arasında, niye biz aşağısına düşmüyoruz bu kadar boşluk var? Sen de boşluk olduğun için. Sen dolu da o boş o değil ki, sen de aynı şeyle yapılmışsın. Hakikaten abi dedi ya. Hah, dünya için bomboştur. Geçen bir şey okudum abi, ilk defa dikkatimi çekti. Bu Hazreti Adem'in yasak meyve var ya, dünyadaki diyor bütün atomlar arasındaki boşluğu kaldırsan diyor, dünya diyor bir elma kadar olur diyor. Daha ufak. Yani hani yasak meyve yemiş ya, böyle bir kafa buraya gitti yani. Yemiş dünya açmış abi. Ben de şöyle diyordum. Şimdi öyle bir şeydi ki onun bir bedeli var. Yani yediğin şeyin. Yani bir dışa vuruşu var o yediğin. O ne yemişse vücuttan ne atılıyor? Ya idrardır, ya gaytadır, ya malum. Malzeme atılıyor. Şimdi bunu yiyince bunlar atılma icap etti. Allah da dedi ki bunlar atılacak yer değil, burası tuvalet değil. Burası yatak odası da değil. Defacet yeri değil. Ya büyük küçük abdest yapacaksın veya cinsellik şeyini atacaksın. Şimdi bunu atma yeri burası değil. Bunu yediğin bunları üretti. O zaman git bunları atılacak yere git. Atacağını at git yine geri. Evet. Ondan sonra atacağını attı geldi tekrar. Tamam. Şimdi atomlar arası değil, Elektronlar arasındaki, yani protonla elektron arası boşluk doldurursan, bütün dünya elmadan belki de farklı, küçük bir şey olur yani. Elma gibi bir şey olur. Ha, demek ki Adem Aleyhisselam'ın yediği meyveyi açarsan dünya olur, kapatırsan elma olur. Gibi oldu bize. Artık atomsuz at yani. Rüşt. Evet. Şimdi, bunlar hep Risale'nde okurken, bunlar bir kitaptan olmaz ha. Böyle bir şey göremezsiniz. Bir fizik kitabında düşünebiliyor musunuz ki zamanın mülkü var bir de melekütü var. Zamanın mülkü mekandır. Zamanın melekütü zamandır. Böyle bir şey olur.
dört şeyi vardır. Evveli var, ahri var, zahiri batın. Böyle bir şey olmaz ki. Bu başka bir şey yani. Boğuşup duruyorlar. Niçin zaman hakkında yok zaman boşusuyor? Zaman diyor Einstein düz gitmiyordu. Günaydın derler. Ustad sunat da geçiyor. Zaman hattı müstakim üzerine gitmiyordu. Helezonik gidiyormuş böyle. Haşir meydanı öyle çiziyor ustad. Dikkat edersen büyük bütün varlık öyledir. Hiçbir varlık böyle gitmiyor. Hiçbir varlık. Mutlaka bir şeyin etrafında dönüyor ama aynı yerde dönmüyor. Öyle zannediyoruz. Helezonik gidiyor. Çünkü varlığa zıttır aynı yerde bir şey yapmak. İki şey aynı yerde olmuyor. Döndü bir. Aynı yerde dönmek yoktu. Bitti o. Mevlana Hazretleri demişler ya abi niye dönüyorsun? Demiş ki bana dönmeyen bir şey söyleyin ben de dönmeyeyim. Evet. Devam ediyor. Belki şeyler asla bunlar bir yerde göremezsiniz diye söylüyor. Ama ben doğru mudur? Yok, hayır. Peki yanlış mıdır? Bunun bu değildir, böyledir denilene kadar doğru budur. Doğru bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Çünkü doğrusu yoksa yanlışı da ortadan kaldırsan o zaman zaman yoktur. Ne düşünmeyecek miyiz? Çünkü insan yanlışları düşünerek doğruları buluyor. Zamanın şey İmam Münir'in kitabından önce bahsettiniz ya. Evet. 10. mektupta onun sorunda ikinci bir sual var. Meydan-ı haşir nerededir diye. Orada dairesel şeyi anlatır. Halbuki diyoruz ki İmam Münir'in kitabı nere? Meydan-ı haşir ne? Ne alakası var diye insan soruyor ya. İkinci sualda da yani bir mahsulü boşaltmak için bir daire şeklinde dönüyordur. Evet ya. Allah Allah. Şimdi orada ne anladın? Bu siz dediniz ya zaman hattı müstakim üzere gidiyor. Evet. Şu haşir meydan şöyle zannediyor. Nurculardan bahsediyorum. Zaten nurcu olmayanlar bunlar konuşamaz. Böyle bir şey yok. Okumamış gibisin. Haşir meydan şöyle zannediyorlar. Dünyamızın güneş etrafında çizdiği dairedir bu. Hayır. Değil mi? Evet hep birlikte gidiyoruz. Nereye gidiyorsak. Ha bak. Şimdi dünyanın bak. Haşir meydanı çiziyorum. Bu çapın ölçümü. Dünyanın güneş etrafında güneş dönerken böyle dönmüyor. Böyle helezonik. Kalemin içindeki yay var ya kalem. Yay böyle. Ha, bu haşir meydanı varlık kuruldu. Döne döne bu koridordur. Yani bir çizgi değil. Bir kesit değil orası. Bu koridordur. İçidir yani. Peki, güneş etrafında dönüyor dünya. Tamam mı? Güneş de kendisi dönüyor Şems-i Şumus'un etrafında. 22 günde dönüyor. 21 günde. O da dönüyor. Komple güneş sistemi dönüyor. Galakside etrafında. Galakside Şems-i Şumus'un etrafında dönüyor. Bir tanesi durursa ne olur? Protonun etrafındaki elektronun durması ne oluyorsa varlık da öyle olur. Çünkü şecer-i hilkat büyük bir atomdur. Büyük bir atom. Küçük bir atom. Büyük bir atom. Küçük insan, büyük insan. Çünkü atomdan müteşekkiliz. Devam. Çünkü mekandan zamanı kaldırırsanız mekan denen bir şey kalmaz. Tıpkı buzdan suyu kaldırmak gibi. Buzdan suyu kaldırmak. Neyse zamanı mekandan kaldırırsanız veya evet zamanı mekandan kaldırırsanız yok olur. Güneşin fotonundan ışık olarak görünürken güneşin fotonu var ya Işık olarak görünürken aynı zamanda ısıdır ve renklerdir. Zamanın da en belirgin sıfatı, yani zaman mesela hareket zannediyoruz. Yani ışık güneşten gelen fotonu ışık zannediyoruz. Ya renk var, ısı var, hayat var. Öyle değil, odun değil. Yani güneşten çıkanları biz ışık zannediyoruz. Ama bunlar da var. Ha, zamanı biz sırf hareket zannediyoruz. Ona delil için söyledim. Zamanın en belirgin sıfatı aynı şeyi sürekli tekrar etmesidir.
tırt 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 tık 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 tık. Aynı şeyi tekrar etmesinden kafamıza oturmuş. Zaman budur. Değildir. Bunun kimsenin itirazı yok. Yani buna kimsenin itirazı yok. Zaman hareketin levnidir diyor Üstad. Yani zaman kendisini hareket olarak gösterir ama hareketin kendisi değildir. Hareket bir sıfatıdır zamanın. Bunun kimsenin itirazı yok. Ama nedense namazın tekrarına itiraz ederler. Namazın aynı şeyi tekrar saatin, zamanın tık 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 neyse ikinci tık da odur Ersan. Tık tık hepsi aynıdır. Buradaki tıkla buradaki tık aynı. Tık. Bu zamanın tıklamasında kimse rahatsız olmaz. Niye aynı şeyi tekrar ediyor? Bu saat bir, dün bir değil miydi? Yarın da bir olacak. Hiç kimse aynı şeyin tekrar etmesinden aynı de ya bu manyak mıdır ya dönüp duruyor. Aynı şeyi tık tık yapıp diye ya bu kadar mantıksız bir şey olur mu? Bunu sorar. Yok itiraz etmez buna. Namaz niye tekrar ediyor? Namaz niye tekrar ediyor diye sorar. Ama nedense namazın tekrarına itiraz eder. Uçağın motorunun, uçaktayım ya, iç hatlarda uçuyordum Almanya'da. İç hatlarda Türkiye gibi zengin değil. Avrupa'nın hele Fransa, Air France en böyle geri kalmış. İç hatlar, dış hatlar da güzel göstermeye çalışıyorlar. Boeing'leri alıyorlar vesaire. İç hatlardaki hemen hemen %70-80 uçakları pervanelidir. Ben de pervanenin arkasında oturuyor. Pervanenin arkasında oturuyor. Şimdi pervanenin arkasında oturduğum için pervaneyi görüyorum. Bak pervane de zamanı çünkü orada yazdım bunu. Bak iç hatlarda hocam pervane bak şimdi. Bir de okuyayım bir de. Zamanın en belirgin sıfatı aynı şeyi sürekli tekrar etmesidir. Tık 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 tık. Buna kimsenin itirazı yoktur. Kimse manasız demiyor. Ama nedense namazın tekrarına itiraz ederler. Peki namazın tekrarı, saatin tekrarı, üçüncü bir şey örnek veriyorum. Uçağın motorunun elektrik üreten pervanenin sürekli mesela Çatalca'da pervaneler yok mu? Elektrik üretiyor. Hani aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı dönüyor. Kimse demez adam manyak mı ya? Ne bu dönüp duruyor yani beygir gibi? Aşağı yukarı gibi tekrar gibi gözükürken aslında elektrik imal ediyor. Bak bu hareket şehirde buzdolabını çalıştırıyor. Bu hareket beni tıraş ediyor. Bu hareket yemek pişiriyor. Bu hareket binaya tuğla yükseliyor. Bu hareket adamı öldürüyor. Ceyran çarpıyor. Bu hareket tekstil fabrikasını çalıştırıyor. Tekrar mıdır? Ha, pervane böyle dönerek yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, aşağı yukarı aşağı. Dönüyor, şehirde bu kadar şey çalışıyor. Namaz da böyledir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namazda eğil, kalk, eğil, kalk. Aşağı, yukarı, aşağı. Ha, elde edilen ruhani enerji, ruhtaki istidatları çalıştırıyor. Şehirdeki cihazları çalıştırır gibi. Şimdi, saat da böyle. Bu saat değil, zaman da böyle. Diyor ki, pervaneyi düşün diyorum şimdi, pervane. Dönüyor mu uçağın? Hiç kimse demez. Bu ne ya? Bu ne ya? İkide bir dönüyor, duruyor. Zahirde aynı şey dönüyor ama aynı yerde dönmüyor. Bu döndü, ikinci burada dönüyor, üçüncü burada dönüyor. Sen aynı yerde döndü zannediyorsun. Bunun dönmesiyle biz ileriye gidiyoruz. Zaman uçağın motoru gibidir. Mekanı ve içindekileri ileriye taşır. Pervane gibi. Tamam mı? Ama haberimiz yok. Hep gideceğiz. Cennette de öyle. Cennette de zaman var ama başka bir boyutta zaman. Batini zaman var. Zahirdeki zaman burada. Nedir o? Pazartesi Adem Aleyhisselam'a gideceğiz diyoruz. Peygamber Aleyhisselam.
Ziyarete gideceksiniz. Salı günü şurufuna. Perşembe günü bana geleceksiniz. Ümmetim. Bütün güren cennet ehli. Cuma günü hep beraber Allah'a gideceğiz. Bak niçin bunu söylüyorum? Zaman var. Pazartesi, salı, perşembe, cuma. Tamam mı? Şimdi bir daha okuyayım. Uçağın motorunun elektrik üreten Çatalca'daki pervane aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Yani zahirde tekrar ama şehirde nasıl gözüküyor bu hareket? Şehire nasıl yansıyor? Diyaliz hastanesi çalışıyor karşımızda. Ondan sonra kaynak makinesi çalışıyor. Süpürge makinesi çalışıyor. Elektrik yani. Ama görünüşü aşağı yukarı aşağı. Namaz da böyle aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı ama ürettiği enerji, beden santralinde ürettiği enerji ruhtaki istidat ve kabiliyetin her bir yerlerine enerji veriyor. Nefes almasını sağlıyor. Tabii, sıfır değil. Uçağın motorunun da elektrik üreten pervanenin de sürekli tekrarlarına itiraz kimsenin hatırına gelmiyor. Elektronun aynı yerde dönmesine hiç kimse itiraz etmiyor. Elektron protonun etrafında niye devamlı dönüyor? Ama gider, niçin bir insan Kabe'nin etrafında beygir gibi dönüyor diyor. Niçin pervane devamlı aynı yerde dönüyor sormaz. Niçin elektron protonun etrafında niçin döner sormaz. Niçin saat tık 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 aynı şeyin etrafında döner sormaz. Niçin namazda veya Kabe'de insanlar aynı şeyi tekrar eder diye sorar. Evet, Kur'an'daki tekrar gibi. Kimsenin hatırına bile gelmez. Elektron niye dönüyor? Yemeğin nefes, bak, yemeğin nefes almanın tekrarına hiç itirazımız yok. Yeriz, yeriz, gene de yeriz, yeriz, yeriz. Ya Allah Allah, aynı şeyi tekrar ediyoruz, çorbaya git. Geç rolantıyla çalışıyor. Zaman da hakikaten yavaş akıyor ha çorbada. Rolantiye. Baklava geldiği zaman tık 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 seriye girdi. Batının zamanı geçti. Sanki batının zamanı geçti ya. Acayip bir şey, kimseyi de gözükmüyor. Selamünaleyküm, aleykümselam kardeş, otur. Çorba olsa, aleykümselam kardeş, hoş geldin. Çünkü çabuk bitirin de biz fazla doldurmayalım. Sonra baklavada biz bakarız. Kabe'nin etrafında dönüyoruz abi. Kalp arşı temsil ediyor yani Kabe. O dimandır dönen abi. Dönen elektrondur. Batındaki karşılığı olarak. Evet. Kabe... Şimdi elektron cesettir. Kabe kalptir. Onun etrafında dönen bedenden içeriye gir. His döner, şuur döner, akıl döner. Çünkü o anda tefekkür ediyorsun. O anda düşünüyorsun. O anda hisleniyorsun. Dönmeyle hisleniyorsun. Dönmeyle tefekkür ediyorsun. Yani makam makama göre kimisi Kabe'yi, çünkü Allah Resulü Kabe, kalp, arş aynıdır diyor. Oraya koydun. Proton gibi. Onun etrafında kâh akıl döner, kâh dima döner, kâh his döner, kâh şuur döner, kâh beden döner. Ama dönüyor. Bedeni de döndürüyorsa onun için adamın hacı haçtır. Beden dönüyor. Dönme durunca abi? Yani... Gelme durunca durmuştur. Ha? Hacer-i Esvet yutar seni. Yemeğin, nefes almanın tekrarına hiç itirazımız yok. Ama ibadetler tekrarına itirazımız sert ve keskindir. Zamanı nesnelerin hareketlerinden ölçüp var olduğunu anlarız. Yani, bir daha okuyayım cümleyi. Zamanı nesnelerin hareketlerinden ölçüp var olduğunu anlarız. Yani zamanı zamanla bilmiyoruz. Zamanı zamanla bilmiyoruz. Başka şeylerle biliyoruz. Ölüm ve dirilmekte sanki saatin tık sus, tık sus, tık tık bak tık tık tırt değildi, tırt değil. Saat şöyle tık tık. Bir tık var bir sus var, bir tık var bir sus var.
Neye benziyor? Ölüm ve dirilmekte sanki saatin tık sus, tık susları gibi. Susmasında da zaman geçmiyor. Tık. Tıkta zaman geçiyor da susta geçmiyor mu? Geçiyor. Geçiyor. Susmakta da zaman var. Tık tıklarda zamanın ayak sesleridir. Gazali'nin sözüdür. Zamanın tık 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 ses demiş. Kişinin mezara doğru giderken, kabrine doğru giderken ayağının sesidir diyor. Susmalar ve tık tıklar zamanla alakası yok. Tık sus, tık zamanla alakası yok. Zamanın, zaman denilen bir batındaki bir hakikatin, nehrin, tamam bir nehrin, nehri azimin ifadesini bize gösteriyor. Mesela şöyle diyeyim. Barometre basıncı gösteriyor. Termometre sıcaklığı gösteriyor. Termometre sıcaklığı gösterirken 60-70'i gösterir 40'ını. Kendisi sıcak mıdır? Zamanı gösteren saat kendisi zaman değildir. Zamana işaret ediyor. Mesela bakar mısınız? Bak bazılar elime baktı, bazılar elimin gösterdiğine baktı. Elime bakanlar zahircilerdir, elimin gösterdiğine bakanlar batıncılardır. Ha, saat zamanı gösteriyor, zamanın kendisi değildir. Yani zamanı bilmiyoruz ki. Zamanın bir sıfatı var, hareket. Hareketle biz zamanın var olduğunu anlıyoruz. Mesela benim sesimi görseniz veya ne bileyim yazımı görseniz veya eserimi görseniz benim bir sıfatımdır. Ben değilim. Nüfus cüzdanımı beni tanımlar, suretimdir ama benim ruhsal hayatımı anlatmaz. Zamanı biz hareketle zamanın eşeği yaptığı tesirden anlıyoruz. Ama zaten ki zamanı bilen yok daha kimse. Yer mi, içer mi, canlı mıdır? Akıllı mıdır, ne yapar, nerede bulunur, nerede yatar, kimle dosttur? Susmalar ve tık tıklar zamanla alakası yok. Bu bizim onun hakkındaki alameti. Yuhyi ve yumit, öldüren de dirilten odur. Zamanın tıkları ve susmaları gibi ardı sıra devam eden tecellinin habercileridir. Allah'ın bir saati var, zamanı var, tık, tık. Başka bir saat. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne oldu? Birisi doğdu. Esselatu ve selamu aleyk aleyke ya Resulallah. Kim öldü? Selam okunuyor. Tık, bu zaman olduğu gibi doğmak ve ölmek, o da bir zaman, Allah'ın bir zaman, şey, saatidir. Saatmiş. He? Kelamın da zamanı yok. Nasıl yani? Ne demek? Hiçbir ses kaybı olmuyor, şey olmuyor. Ha evet, olmuyor. Saat zamanı gösterir. Zamanın kendisi değil. Zamanın kendisini gören yok zaten. Ama hiç kimse saat kaçtır? 5. Ama zaman nedir diye sormaz. Hareket, güneşin hareketi ve eşyanın değişkenliğinden zamanı var olduğunu sorarız ama Allah'ını seversen bir kul sormaz. Zamanı gören kimdir ki? Zamanı kim gördü? Ben görmediğime inanmam diyen zamanı hiç sormaz nedense. Trafik devaları gibi değil mi? Evet. Trafik devaları Malatya 10 kilometre diyor. Malatya şehir merkezi. Tabela mıdır Malatya? Malatya hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. Teneke sarılıyorsun. Malatya teneke midir yani? Yani tabela trafik. Yani zamanı niye görmüyoruz sormaz. Zamanı nesiyle alakalı? Tesiriyle. Saat kaç diyoruz? Zaman geçti abi 2.5. 2.5 ne demektir hiç sormaz. Yani güneş gölgesini 2 katına çıkarttı. 2.5 katına çıkarttı. Bir şeyin 2.5 katı şey gölgesi 2.5. Zaman mı şimdi bu? Bu biz tesirden bahsediyoruz. Arabanın boyası, arabanın sıfatıdır. Hasan'ın sesi, Hasan'ın sıfatıdır. Hasan'ın kuvveti, Hasan'ın sıfatıdır. Hasan'ın ilmi, sıfatıdır. Ben değilim ki. Benim gömleğim, atletim, bedenim, aklım, hissim, ruhum, benim dışa vuruşlarım. Ben değilim ki. Kim peki? Ben kimim?
bunları soran, benim ruhum diyen, işte o, işte zamanı kim gördü, zamanı kim yarattı, zamanın zamanı var mı, zamanı başlatan yok mudur? Vardır. Ama zamanın sonu yok ki yani başlatan olsun, nasıl olacak? Allah Teala bilmez. Aa bak oldu işte. Peki zaman, zamanda mahluktur. Kim yarattı diye niye sormuyoruz onu? Zamandan önce ne vardı niye sormuyoruz? Peki, Big Bang diyor, 14 milyar yıl ışık yılıyla önce bu kainat oldu diyor, değil mi Big Bang? Peki, 15 milyar ışık yılı önce ne vardı? Bunu sorabiliyorum ben. Sorabiliyorsam düşünüyorum demektir. Düşünüyorsam zaman vardır. Çünkü zaman varsa düşünebiliyorsun insan. Zamansız insan düşünemez. Zamanı kaldırın düşünce de kalkıyor. Peki ne vardı? Zaman vardı gene. Neye benziyor? Matematik var olduğu gibi. Fizik ilmi fiziğe bağlı. Tıp ilmi bedene bağlı. Bedeni kaldırın tıp ilmi olur mu? Gerek yok. Yok ki olmaz ki zaten. Şeyi kaldırın, fiziği kaldırın, varlığı kaldırın. Fizik ilmi olmaz. Peki, mekanı ve varlığı kaldırın. Matematik kalkar mı? Kalkmaz. Matematik gene vardır. Beş elma. Elmayı yok edin. Beş hale vardır. Yani Big Bang patladı diyor. Hangi zamanda patladı? Sıfır zamanda. Ondan önce eksi var demektir. Sıfır diyebilmen için eksi bir, eksi iki vardır. Varlığın bittiği, yok olduğu anda matematik gene vardır. Sıfır zaman diyorsun ya. Ama hiç kimse kalkıp da matematiği kim yaptı, kim yarattı sormaz. Allah'ı kim yarattı sorar. Zamanı yapan hangi zamandır? Zamanı kim yaptı? Kim başlattı? Zamanı gören var mı? Sormaz. Zamanı niye görmüyoruz? Sormaz. Onu yapan Allah'ı niye görmüyoruz diye sorar. Demek ki yuhi ve yumit, öldüren de dirilten de odur. Zamanın tıkları ve susmaları tık sus tık sus tık tıkları ve susmaları gibi ardı sıra devam eden tecellinin habercileridir. Böyle bir şey cümle, böyle ifade veya böyle bir sohbet hangi ki fizik kitaptan da olur? Tık sus tık sus. Zamanın zamanı yoktur. Nerede bulacaksın o cümleyi? Bak, zamanın tıkları ve susmaları gibi ardı sıra devam eden tecellidir. Dehr isminin tecellisidir. Tık, o an ve an tecellinin alem-i şehadetteki mülk görüntüsü harekettir, zamandır. Gece ve gündüz dünya için var. Gece ve gündüz dünya için var. Buna sebep olan güneş için gece gündüz yoktur. Allah'ı kim yarattı? Ona ait şey yapıyoruz. Zamanı kim yarattıysa? Zamanın bir başı yok ki birisi yaratsın. Zamana bu sorulamaz demek istedim. Zamanı hangi zamanla başladı? Zamanın zamanı yoktur. Zamanın zamanı olmadığı gibi Allah'ın da Allah'ı yoktur. Başka bir şey anlatacağım. Gece ve gündüz dünyaya aittir. Ama gece gündüze sebep olan güneşin gece ve gündüzü yoktur. Yaratıp öldüreni, diriltip yaşatan Allah'tır ama Allah'ı da dirilteni, öldüreni yoktur. Bir daha okuyayım mı? Olsa Allah olmaz. Evet. Bir daha okuyayım. Gece ve gündüz dünya için var. Değil mi? Gece ve gündüz. Buna sebep olan güneş için gece ve gündüz yoktur. Güneşin ne gecesi var, gün ne gündüzü vardır. Ama güneş ile gece ve gündüz bilinir. Ortaya çıkar. Gece ve gündüz ortaya çıkan güneştir ama kendisinin gece ve gündüzü yoktur. Allah da yaratır ama kendisi yaratılmaz. Dünyadaki faaliyeti yorumlarken kullandığımız ölçü birimleri gece ve gündüz. Ölçü birimleri bak neymiş? Dünyayı eşeği tanımlamak, birbirinize konuşmak için ölçü birimleri var. Bir, gece ve gündüz. 2. Ölüm ve dirilmek. 3. Dün ve yarın.
Nasıl ki gece ve gündüz güneşle alakası yok. Gece ve gündüz güneşle alakası yok. Nedir ya? Onu tecellisinin bizdeki isimlendirilmesinden ibarettir. Yani gece ve gündüzü onun yok yani. Onun böyle gece gündüzü yok. Ama onun tecellisinde bizde yaptığı değişiklik. Yani ışığı çekiyor güneş, gece oluyor. Işık veriyor, gündüz oluyor. Öyle bir şey yok. Güneş devamlı tecelli ediyor. Biz ondan yüzümüzü çeviriyoruz, gece oluyor. Yüzümüzü düzeltiyoruz, gündüz oluyor. Değil mi? Dünya onun etrafında dönüyor. Gece ve gündüz. Yani gece ve gündüz onunla alakası yok. Ama gece gündüze o sebeptir. Sebebi bizim ona karşı duruşumuzdan kaynaklanıyor. Bir de okuyayım. Nasıl ki gece ve gündüz güneşle alakası yok. Onun tecellisinin bizde isimlendirilmesinden ibarettir. Allah için de ölüm ve dirilmek aynen bunun gibidir. Allah'ın da ölümü, dirilmesi yok. Güneşin de gece ve gündüz olmadığı gibi. Ama gece ve gündüz onun sebebiyle ortaya çıkıyor. Ölüm ve dirilmek de Allah'ın sebebiyle çıkıyor. Zaman denilen gizemi açığa bazen güneşin hareketiyle, yani zaman denilen insanlar için gizemdir. Gizli bir şey. Peki ne ile açıklarız onu? Zaman denilen gizemi açığa bazen güneşin hareketiyle, bazen dünyanın, bazen de uzaydaki herhangi bir şeyle anlarız. Anlaşılan o ki, anlıyorsunuz değil mi? Yoruldunuz mu zihniniz? Bitmek üzere şu kadar kaldı bu yazı. Anlaşılan o ki, her şeyin arkasındaki hareket motoru zaman. Herkese ayrı muamele eden zaman. Zaman biliyor musunuz? Canlı ve ruhlu ve şuurludur. Ne yaptığını, kime ne tesir yaptığını biliyor. Çünkü zaman dehr esmasıdır. Esma ölü değildir. Canlı ve ruhludur. Şuurludur. Zaman kime ne tesir edeceğini biliyor. Onun için uçaktakini sıkıyor, aşağıdakini genişlettiriyor. Düşüncemize göre bize muamele edendir zaman. Düşünceler üstü bir şeydir, şuurludur. Manevi alemleri de etkiliyor. Tabii. Anladık mı bunu? Batını zaman canlı ve ruhludur. Evveli zaman esmadır. Ahiri zaman harekettir, dünyadaki hadiselerdir. Hiç duymuş muydunuz? İrfan'ım duymuş muydun? Canlı, ruhlu, şuurludur, akıllıdır. Kime ne yaptığını, onun için böyle bir tabi nerede göreceksin? Bazılarına göre zaman geçmiyor, bazılarına göre zaman onu sıkıyor, üzüyor, çiğniyor, kıvırıyor. Çamaşır gibi. Bazılarına göre bastı zaman. Bastığı zaman yok mu? Bastığı zaman bir de şey. Tay mekan. Zamanın genişlemesi. Mesela bir de şey var. Bast ve kabz. Bazılarını sıkıyor. Bazılarını açıyor. Kim yapıyor bunu? Senin değil. Seninle alakası yok. Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime ne yaptığını bilir. Ne diyorsun sen yacı? Nasıl canlı şuurlu olur zaman? Zaman dehr esmasıdır. Esma cansız olamaz, ruhsuz olamaz. Peki abi bir zamanı hareket biliyoruz. Zamanın bir sıfatıdır. Benim sesim bir sıfatımdır. Benim kokum sıfatımdır. Benim kalemle yazı yazsam sıfatımdır. Olaylara mantıklı yaklaşım sıfatımdır. Ama ben değilim. Nüfus kağıdım benim sıfatlarımı anlatır. Cilt no, sayfa no, anne, baba. Beni mi anlatıyor? Benim varlığımdan haber veriyor. O ben değilim. Hareket ve eşyanın üzerindeki tesir zamanın varlığından anlatıyor. Zaman kendisi değil. Tıpkı saat zamanı gösterir ama saat zaman değildir. Zamanı işaret eder ama zamanı bilmiyoruz. Çünkü zamanın zamanı yoktur. Bu zamanı gösterir. Nüfus kağıdı beni gösterir ama ben değilim. Saat zamanı gösterir ama saat zaman değildir. Koya buraya. Tarih yazacak bunları gelecekte. Zamanın canlı ve ruhlu olduğunu, şuurlu olduğunu, akıllı. Ama benim ömrüm yeter veya yetmez. Bunlar değişik bir şeylerdir. Böyle bir şey
Risale'nden çıkan ancak ilhami şeyler olur. Şükür için söylüyorum, bilin kıymetini. Zaman canlı ve ruhludur, şuurludur ve akıllıdır. Ne demek? Kime nasıl sıkacağını, kısa bir zamanda nasıl böyle canını alacağını, nasıl böyle ruhunu sıkacağını iyi biliyor. Onun için kısa bir zaman çok geniş, çok geniş ama çok dardır. Mesela hay isim var değil mi? Allah'ın hay, hay isim var. Biz hayatlıyız abi. Allah da hayatlı. Mesela zaman isim esma bakıp diyorsun. Şu an esma var diyorsun. Peki Allah'ın nasıl işleyiş oluyor? Mesela bizde hayat var, Allah da hayatlı. Zaman var, Allah da mı zamanlı var? Şimdi o hayat Allah'ın sıfatıdır. Yani işte isimleri ya, herhangi bir... İsimleri de. Ama kendisi değildir. Çünkü mesela şöyle diyeyim. Mesela biz görüyoruz abi. Anladım. Allah da görüyor. Evet, bak şöyle. Allah ne? Şöyle beraber gidelim. Nur Muhammed'in yaratan nere? Nur Muhammed'in kaynağı neresi? Esma. Esma. Esma'nın kaynağı sıfat. Sıfatın kaynağı şuunat-ı zatiye. Şuunat-ı zatiye, mahiyet-i zatiye. Hayat sıfatıdır. Ama şuunat-ı zatiye veya mahiyet-i zatiye hayatlıdır demiyor. Bilmiyoruz oraları. Hayat sıfatıdır. Anladın mı? O sıfatları bu. Yani mesela zaman bir sıfatı harekettir. Bir sıfatı tesirdir. Bir sıfatı, zamanın bir sıfatı mekandır. Bir sıfatı manadır. Bir sıfatı canlıdır, bir sıfatı akıllıdır, şuurludur. Kime? Uçakta uçan bir saatlik insan, hep onu uçakta misal veriyorum çünkü belirgin oldu. Bir saat uçaktan korkanın bir saati 10 saat kaba, 10 sene gibi ezilir büzülür, onu zaman yapıyor onu. Aşağıda işini seven, taş ocağında çalışan, terinden karla da çalışıp ama işini seven çiftçi 5 saat 1 saat gibidir. Zaman ona açılıyor ve onu ferahlandırıyor. Zaman yapıyor bunu. O tesiri zaman yapıyor. Zamanı zamansız olması lazım ki bunları yapsın. Zaman evet. Yani. Zamanı yapabilmesi için zamansız olması lazım. Hayatı vere, hayatın kendi sıfatı ise kendisi hayat şey olmaması lazım. Hayat onun sıfatıdır. Yani benim gömleğim mesela sesim. Sesim benim sıfatım değil mi? Şimdi benim ruhum sestir diyebilir misin? Şimdi ruhumda gitti doktorla ses ara. Orada ses yok ki. Kafada ses var mı? Yok. Kafada ses ama ses buradan çıkıyor. Peki. Kafamdan ilim çıkıyor söylüyorum. Etkileniyorsun. Kafanın içini yarın. Bilgi yoktur. Yani ses kafadan çıkıyor ama kafanın içinde ses yok. Allah'tan hayat çıkıyor ama Allah'ın içinde bir hayat yok. Başka bir şey. Kaynaksız kaynak adam. Devam edeyim bak. Biraz kafa karıştı değil mi? Ya hazırlanmamış bir mevzuydu değil mi? Daha dur gidelim şimdi. Bak daha muşahhas şeylere gireceğiz şimdi. Bitmek üzere ama. Çünkü bu kadar ders mukaddeme olmuş. Bu sonuç okunmasa bu kadar ders havaya gider. Bir de okuyayım. Zaman denilen gizemi açığa bazen güneşin hareketiyle, bazen dünyanın, bazen de uzaydaki herhangi bir şeyle anlarız zaman. Anlaşılan o ki, her şeyin arkasındaki hareket motoru zaman. Herkesi ayrı muamele ediyor zaman. Samanyolu galaksisinde her cisme ve varlığa kendini ayrı hissettirmesi gibi zaman. Zamanda her bir insana da kendini ayrı hissettiriyor. Hani Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahir zamanda zaman çabuk akacak demişti ya hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam ahir zamanda zaman çabuk akacak demişti ya bil mana hadis. Bil mana naklettim. Dünya aynı dünya. Resulullah'ın yaşadığı dünya. Öyle değil mi? Resulullah'ın yaşadığı dünya aynı dünya. Ama ahir zamanda zaman çabuk akacak. Aynı dünyada zaman nasıl çabuk akacak? O zaman niçin yavaş akıyordu? Dünya aynı dünya. O zaman zaman niye farklı? Hatta dünyanın eskide neyse şimdi de aynı hızda dönüyor.
Zaman güneşin etrafında dünya eskide Resulullah zamanında hangi hızda dönüyorsa aynı hızda dönüyor. Resulullah zamanında güneş etrafı kendi ekseni etrafında dünya hangi hızda dönüyorsa şimdi de aynı dönüyor. Ama Resulullah diyor ki ahir zamanda zaman hızda akacak. Biz de şöyle düşün. Kısa bir zamanda çok geçmiş gibi hissediyoruz sıkılınca. Ama sevdiğim işi yapınca zaman çabuk geçiyor uzun zaman. Bu da ikisini de koyun malzeme kafanıza. Bir de okuyorum. Dünya aynı dünya. O zaman zaman niye farklı? Hatta dünyanın eskide neyse, dünyanın hızı eskide neyse şimdi de aynı hızda. O zaman ahir zamanda zaman niye daha hızlı aksın? Demek zamanı etkileyen başka bir kaynak var diyor Resulullah. Dünyanın dönmesinden değil, ahir zamanda zamanın hızlı akması. O zaman zamanı etkileyen dünyanın hareketiyle alakalı değildir diyor. Başka bir etkileyen bir şey var. Var. O hızlı akmasını sağlıyor neyse. Zaman hızlı akacağına göre ama dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü, güneş etrafındaki dönüşü aynı. Resulullah zamanında da aynıydı, şimdi aynı. Niye zaman hızlı aksın? O zaman dünyanın hareketiyle alakalı değil zamanın hızlı ve yavaş akması. Ve herkese farklı oluşu. O zaman bu zamanı etkileyen başka bir şey var. Ben eskiden beri derdim ve diyorum, uçaktan korkmanın uçakta iken zamanın akması ile dünyada toprakta çok mutlu ve bir şeylerin peşinde olanın zamanın akması ve onu tesir etmesi kesinlikle farklı. Birisinde akmayı bilmezken diğerinde ne de çabuk akıyor. Mesela Düsseldorf'ta kuleyi çıkarttılar 178 metre. Yanaşıyorsun, ayakların kemençe çalıyor. Yani kuleye çıkıyorsun. Kenarlarında böyle cam yok. Şöyle dik değil. 75 derece cam var. Cama yattığın zaman yani şöyle düşünebiliyor musunuz bak? Şunu düşünün. Şöyle değil yani. Camlar böyle değil. Böyle 75 derece yatık. Cama yattığın zaman kendini havada böyle görüyorsun. Zaten direğin etrafında böyle. Böyle. Ama çok iyi aklın biliyorsun ki hiçbir şey yok. Şimdiye kadar kimse düşmedi. Hasan yanaş. Yanaşmıyoruz. Hayat tehlikeli diyor. Orada düşünceyle hissimin ayrı bir havadan vurduklarını gör. Seyrediyorum. Diyorum ki arkadaş bu kadar insan geldi mi geldi diyor. Bir şey oldu mu yok olmaz diyor. Yanaşma diyor his. Akıl diyor ki herhangi bir şey yok diyor. His de akıl çatışıyor. Diyorum ki ölüm korkusu da böyle yani. Bak bir şey yok. Ölümün başında fail Allah. İşin olayında başında. Ahiret daha güzeldir. Bilgi böyle diyor. His diyor olmaz. Şimdi kuleye diyorum ki bak yanaş. His diyor olmaz. Bayağı zorlayınca ayak titriyor ve tamamen ayağımda can çıktı diyoruz ya. Sonra ben bunu köpek gibi yetiştireceğim dedim. Bu bedensel his ha. Seyisler var ya at yetiştiricileri. Aynı onun gibi. Bu duyguyu da yükseklik korkusunu yetiştireyim dedim. Bak bir adım at titriyor. Aklım bende. Onun için bazı arkadaşlar mesela bu soruya cevap olsunlar. Abi inandığım gibi, düşündüğüm gibi niye ben duygularım olmuyor? Sana rağmen çalışıyor. Endişe etme. Senin alakası yok. Bu his içsel his değil. Bedeni meydana getiren histir. Beden neydi? Şu beden. Tencere getir. Koyuyoruz. His. Heves. Heva. Tabiat. Asap. Damar. Karıştır beden. Ha, bu his bu bedensel his. Vicdandaki his değil bu. Akıldaki his değil. Tamam. Hisler enerji paketi. Bu bedendeki his bana diyor çünkü. Niçin kızıyor, bağırıyor? Çünkü bedendeki his anı yaşar. Geçmiş gelecekle alakası yok. Diyorum ki bak bu kaç seneden beri bu kule var hiç kimse düştü mü ben geçmişten anlamam diyor. Ben şu ana bakıyorum diyor. Hayat tehlikeli. Lan bu kadar kişi geldi ben bilmem geldiklerini. Geçmişi yoktur anlatamazsınız. Bedene ve hisse geçmişi yoktur.
olmayan adama doğuştan köre manzara gösteriyorsun. Bak kardeş, Kain. Bakıyor musun şu manzaraya? Bak, acayip kuşlar uçuyor, görüyor musun? Ama doğuştan amaya ne kadar, hey, aç şunu, hey, ne kadar mantıksızsa, bedensel hisse, mantıklı şeyler söylemek aynı öyle. O zaman ne yapacaksın? Ustad diyor ki, bunlar diyor iki şekilde ikaz, adam olur. Bir, hastalıklarla, tokatlarla adam olacak veya bunlar yemeden bir de adam olma yeli var. Her hissini maksadına feda edecek. Her hissin maksadına feda etme yolu biraz kapalı. O zaman bir yol var bize yapılan. Musibetler ve hastalıklarla 200 kaçtı? 34 müydü Kastamonu? Efendim orada anlatıyor. Şimdi ben ne yaptım? İrfan, bir metre götürdüm. Ha, bir şey var mı dedim. Bak, nefese bak, aynı böyle yapıyor. Normalleşti. Ha, tamam, bir şey yok. Ama götürme. 2 metre kaldı. 1 metre de adım daha götür. Vermiş. Gördün mü? Tamam. Ha, köpek gibi böyle yapacaksın. Gel. Aman. Tam uca geldim. Ne yapıyorsun falan. Tut. Bülent tutsana. Tam cama yanaş. Tamam. Tutsana. Bir şey var mı lan? Bülent bırak. Hiçbir şey yok. Böyle. Köpeği böyle yetiştireceksin. Köpek. Bu o his. Senin neden? Bu işi yaptıkların filmi almalıydı. Aynı. Kulede çekmişler ceplede. Maskara oluruz diye yayınlamıyorum onu. Ondan sonra niçin korkuyu tespit ettim ilk defa orada. Niçin insanlar kuleye çıktıkça, uçak çıktıkça korkar, yerin dibine doğru gittikçe korkar. Korkma nispetinde insan üşür. Oysa yerin dibine gittikçe sıcaklık artar ama donar insan. Yükseğe çıktıkça insan korkudan kanı çekilir. Sebebi niye dünyada? Dünya bedensel hayatımız topraktan yaratıldığı için hiç kimse aslından uzaklaşmak istemez. Topraktan aşağı veya yukarıya nereye uzaklaşırsanız uzaklaşın, topraktan olan beden size fatura ödettirir. Beni yuvamdan koparma. En güvendiğin yer topraktır. Onun için toprağa girmekten korkma diyoruz. Çünkü aslın. Her şey aslından uzaklaşma nispetinde korku olur. Topraktan uzaklaşın. Ha, Allah'tan da uzaklaşan bir düşünce, bir teslimiyet, tevekkül, onda ölüm korkuları başlar. Onun için Allah diyor ki, benden korkanlara kabir, ecel, cennet, cehennem, hiçbir korku yoktur, hüzün de yoktur diyor. Çünkü benden korkanlara ahirette korku yoktur. Allah bir suça iki yerde ceza vermiyor. Dünyada Allah'tan korkanlara ahirette korku yoktur. Hüzün de yoktur. Mealen ayet. Dünyada Allah'tan korkmayana ahirette ezeli ve ebedi korku vardır, hüzün vardır. Ne mutlu dünyada Allah'tan korkana. Çünkü ahirette bunlara ne korku olacak ne hüzün olacak. Allah vaat ediyor ayetinde. Ne artık size müjdeler olsun. Ne korku var ne hüzün var. Çünkü Allah iki yerde, o korku bir histir. Bir esmadır. Hafullah'ta lezzet var. Ona mazhar olduktan sonra Allah kabul ediyor. Daha ahirette korku koymayacaksın. Bitireyim şunu. Kabire de böyle yaptım biliyor musun? Bunu yürütme öyle yapın. Ölüme de böyle yürütün. Yürütün de. Bak şimdi çok kötüyüm. Beynim patlayacak. Ölüyorum. Bir dakika. Dedim ki kana. Ben ölüyorum demeyle kim öldü? Hakikaten. Bak bakayım. Öldüm mü? Yok. Şimdi peki geçen hafta da veya dün de olmadı mı? Ölüyorum. Öldün mü? Yok, bak bugün yaşıyorsun. Böyle yürüt. Bugünkü de ölüm korkusu dünkü ölüm korkusu gibidir. Dün ölmediğin gibi bugün de ölmeyeceksin. Bu kadar kolay. Köpek gibi içeceksin ya, at gibi. Peki ben eskiden beri derdim ve diyorum uçaktan korkanın uçaktayken zamanın akması ile dünyada toprakta çok mutlu ve bir şeylerin peşinde olanın zaman akması ve onu tesir etmesi kesinlikle farklı. Birisinde akmayı bilmezken zaman, diğerinde ne de çabuk akıyor. Zaman, Dehr, Denizli, Edirne, Hatay, Rize esması
kendini hareket olarak gösteriyor zaman. Yoksa zaman hareket değildir. Hareket sıfattır. Mekan zamanın sıfatıdır. Her şeyi mülkten değil, ta melekütten hareketlendiriyor zaman. Buz, su ilişkisi gibi düşünün mekan zaman ilişkisini. Şu tabir tamamen bana aittir. Alıntı değil, o da şu. Son cümlem. Bir daha söylüyorum. Şu tabir tamamen bana ait. Tefekkürden çıkan bir netice, bu notu düşmüşüm ki yanlış veya doğru bana aittir. Şu. Zamanın mülk tarafı mekan, mekanın melekut tarafı ise zamandır. Peki Allah Resulü ahir zamanda zaman çabuk akacak. Bu zamanın akışı eğer zaman hareketse hareket aynıdır. O, bak bir daha söylüyorum. Ahir zamanda zaman çabuk akacak. Eğer zaman hareket ise dünyanın dönüşü kendi ekseni etrafında ve güneş etrafındaki dönüşü Resulullah zamanındaki gibidir. Ama zaman hakikaten biliyorsunuz ki çabuk akıyor. O zaman zamanın çabuk akması hareketten değildir. Neredendir? Onu bulun. Ve herkese göre de farklı aktığını da bilin. Herkese farklı akıyor. Peki, zamanın bir versiyonu yaptık. Zamanın 2 ve 3. dersi bundan da daha garip. Buna da benzemiyor. Başka bir zaman yaparız. Madde rikkat peyder ettikçe hayat şiddet peyder. Canım benim. Ulan aferin lan Faruk. Bir de söyle cümleyi. Madde rikkat peyder ettikçe hayat şiddet peyder. Aç. Bak, bir ucu, maddeden uzaklaşma nispetinden letafet kesbetme, kesafet veya letafet kesbetme nispetinde esma tesiri azim oluyor, zayıf oluyor. Mekana taalluk eden esma sıkıyor. Mekana taalluk eden esma nedir? Zamandır. Zaman mekanı oluşturuyor diyor Resulullah. Mekanı oluşturuyor. O zaman senin aleminde latifleşirse çok geniş oluyor. Kesifleşse madde gibi olur. Biz oku orayı. Evet, madde rikkat peyda ettikçe hayat şiddet peyda eder. Lemaat'ta 429. 729 sözler. Şimdi bu şeyi de 29. sözde buzun zararına mayi olur. Mayı zararına incimat eder, donar. Hareket mekan zamanına rağmen hareket arttıkça mekanın tesiri, mekanlık özelliği kalkar. Pervane gibi. Pervane döndükçe, değil mi? Boşluk var olur. Pervane tek tektir. Tırr tırr bir şey var, bir şey var, değil mi? Milletanedeki doludur. Oysa boştur yarısı. İçi boştur. İşte bunu dersin başında söylemiştim ama hani zamanın eşyaya tesiri hayatın meratibine göre oluyor. Zamanın eşyaya tesiri hayatın mertebesine göre. Hangi hayatta yaşıyorsan zamanın o öyle yavaş ve hızlı akar. Zaman eğer sen hayatın bedensel hayatta yaşıyorsan yeme içme öremede zamanın böyle geçecek. Eğer sen mertebe hayat, akıl mertebesinde yaşıyorsan, kalbin mertebe hayatında yaşıyorsan, ruhun mertebesinde yaşıyorsan, ruhun mertebesini, kalbin mertebesini yaşadın mı, ahiretle burası aynı oluyor. İşte ölüm yok, şehit meyit bir şey işte ona. Ruhun derece hayatına çıktın mı, o zaman Allah ile beraber oluyorsun. Akıl seviyesinde yaşarsan, şehidin ölmemesinin sebebi de o. Tabii şehit bedensel hayattan çıkıp o anda şehit olma anında veya şu anda dersteki haletimiz, şu andaki haletimiz
Bedensel bir hayat mıdır? Fasulyeden mi geldi? Kuru fasulye yemedik de bu hal oldu. Mesela bende şu anda coşma var yani, bir zevk var. Yani tutuyorum, söylemek istediklerime inanın, tutuyorum. Söylediklerime inanın, söylediklerimden daha fazladır söylemek istediklerim. Ama küfrüme vesaireme itham edecekler, Esma'nın başka tarafını anlatmak istemiyorum. Kur'an'da da öyledir, Risale-i Nur'da da öyledir, herkeste de öyledir. Söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri, tamam mı? Şimdi derece hayat, eğer bedensel hayatı yaşıyorsanız, bedensel hayat, zaman farklı olur. Eğer kişi dima hayatında yaşıyorsa, ki yansımalar da var mesela, aynı doğumluyuz, Suat'a bakıyoruz, 66'lı mısın Suat? 65'lisin. Şimdi bir bakıyorsun 65'li bir insanın simasına bak. Başka bir 65'li bir insana bak. Onun zamanı farklı geçmiş. 80 gibi. Başka bir insan 20 yaşındaki gibi. Yani Esma'nın tesiri. Hangi mertebeye hayatta yaşıyorsan, İsa Aleyhisselam hangi mertebeye hayatta yaşıyorsa zaman ona göre geçiyor. Şöyle diyeyim bir daha misal. Dünya dönüyor güneş etrafında. Kaç ayda dönüyor? 12. Elma var. Koparttık. Bir daha aynı ağaca elma olması için kaç ay geçecek? 12. Hızın 2 katına çıkar İrfan. Elmayı koparttık. Kaç ay sonra elma olur? 6 ay. 3 katına çıkar? 4 ay. 4 katına çıkar hızını? 3 ay. 6 katına çıkar? 12 katına çıkar? 1 ay. Peki 24 katına çıkar? Koparttığın anda elma oradadır. Tırt, 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 tırt. Bir de tırt. Nadir abi diyecek ki filmini çeksek de gülmek için kullansak, doğru? Haklısın abi. Ama ne yapalım? Zaman ve zemin bizi her türlü maskaralığa sokuyor. Tır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 
Elma 12 ayda oluyor. Bir de baktın ki bir ayda oluyor. Hani böyle bir şey yapsan meşhur olurdu. Yani trut vardı. Evet, trut adam, trut. Bazıları öyle diyor. Ne dedi? Trut geldi diyor. Trut. Derse girdiğim zaman tırıt adam geldi, tırıt. Bu ampul var ya ampul. Saniyede 60 defa yanım söner ya. Tık tık, tırıt tırıt yapıyorum böyle. Bir tanesi dedi. Anne dedi, çocuk dinliyormuş. Anne demiş ya, bu tırıt ya, tırıt yapıyor böyle. Onlar da demiş ya. Oysa ampul saniyede 60 defa yanım söner. O kadar hızlı yanıp söner ki gözün görme kabiliyetinden daha hızlı devamlı yanar zannederiz. Varlık da böyledir. Evet. Zaman ahir zamanda farklı geçecek. Anladık değil mi? Mertebe-i hayata göre değiştiği için. İmam Azam başka bir mertebe-i hayata geçtiği için iki rekat sabah namazının içerisine hatm-ı Kur'an'ı sokmuş diyor ustad. Ustad diyor bunu. İki rekatta namazda hatm-ı Kur'an'ı soktu diyor. Bir rekat kılıyor. Nasıl? Bir gecede bir rekat kılıyor. Bir gecede bir kim o? Zeynel abidine. Zeynel abidine. Evet, ha, o namazda meşhur. Yani olmuyor yani. Normalde büyük zat yani yavaş yavaş dikkatli kılar namazı. Olmuyor. Bir dakikada olsa gene olmuyor. Bitmiyor. Bir dakikada bir rekat bile kılsa bir gecede bin rekat kılınamaz. Çünkü bin dakika yoktur. Nasıl kılacak ya? Ki öyle bir zat yavaş yavaş aiste aiste kılıyor. Çünkü arkadaşlar mertebi hayatları farklı olduğu için zaman denilen esma farklı tecelli ediyor. Çünkü zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır, tanır bizi. Ne haber lan Hasan, iyi misin? İyiyim ağabeyim. Ey zaman abim benim. Zaman esma ya. Ne haber, sen iyi misin? Ben de iyiyim, her sal. Ulan böyle bir yerde de sana zamanla tokalaşıyorlar zamanla. Zamanla aran iyi olursa dünü bugünü yarın yok. Seni öteye taşır. Öteyken burada
büyük zatlar lazım olduğu kadar buradakini bedeni kullanıyorlar. Çünkü oraya geçtikten sonra burada ne işi var ya? Peki. Zamanın 2 ve 3. dersini farklı zamanda yaparız. Vahir davahım enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.